Anneanne, ben dışarı çıkıyorum. Haber vereyim dedim işte. Arkadaşlarla çıkacağız, eğleneceğiz, biraz içeceğiz. Yani ondan sonra belki diğer arkadaşın evinde parti varmış, oraya gideceğim, tamam? Hiç konuşma konuşma yani. Beni vazgeçiremezsin. Ben gideceğim, tamam? Çeneni yorma. Bak gidiyorum. Anneanne, gidiyorum. Bir şey söyle. Barış de. Gidemezsin bak de. Otur oturduğun yerde de. Hep öyle söylerdin ya. Hadi şimdi de söyle. Bir şey söyle bana. Hadi Barış de. Oğlum gitmedi. Hadi anneanne. Ne olur bir şey söyle. Teşekkürler, sağ ol. Beyci Hanım nasılsınız? Durum aynı. Bir değişiklik yok. Anlıyorum. Kolay değil. Allah sabır versin. Benim aslında sizinle konuşmak istediğim konu farklı. Ben amcamla ilgili konuşmak istiyordum. Ben amcamın öldüğünü daha yeni öğrendim de. Sizin haberiniz vardı herhalde. Tabii, aynı gün öğrendim ben. Peki neden bize haber vermediniz? Verdim. Yani hatta Beyci Hanım'ın haberi vardı. Zaten aynı anda öğrendik kendisiyle. Öyle mi? Elindeki ne? Kenan'ın yazdığı mektup. Okumak ister misin? Anlamadım. Açık seçik her şeyi yazmış. Her şeyin sorumlusu Ahmet Sayer'dir demiş. Sen o mektubu o çekmeceden mi aldın? Evet. Kerem'in eline geçmiş bir şekilde. Ben de okumadan ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Başka sorun var mı? Kerem. Okula gitmedin mi sen? Yok, gittim. Zeynep telefonunu unutmuş. Bunu alıp çıkacağım.
Mektubu yaktın. Kerem'in öğrenmesini engelledin. Bakalım şimdi vicdanının sesini nasıl susturacaksın? Bakın benim anlamadığım şey şu. Anneannem amcamın adını bile duymak istemezdi. Onun hep suçlu olduğunu söylerdi. Doğru. O zaman neden cezaevine gidip onunla görüşmek istiyor? Yani bilmiyorum. Bu konuda benim de pek bir bilgim yok. Ama vefat ettiğini öğrenince çok kötü oldu. Hatta bana dedi ki... Ne dedi? Bunu birilerinin yaptırmış olabileceğinden şüphelenmişti. Gerçekten mi? Evet. Kenan Bey de hep aynı şeyi söylerdi. Okumadığına emin misin? Hiçbir şey söylemedi. Okusaydı benimle mutlaka konuşurdu. Soru sorardı diye düşünüyorum. Kendine saklamazdı. Eğer Kerem bu yaptıklarını öğrenirse... ikimizin de bir daha yüzüne bakmaz, biliyorsun değil mi? Koray'ı kaybettiğimiz gibi onu da kaybederiz. İki oğlumuzu da kaybederiz. Umarım bu mektupla her şey bitmiştir. Umarım Kerem asla bunu öğrenmez. Ya böyle iki saat filmi izliyorsun kızla çocuk barışacaklar mı diye. Böyle tam birbirlerine doğru yürüyorlar. Şak, ekran kararıyor. Neymiş? Son. Böyle film mi biter ya? Begüm. Ya ben şey olsun diye. Yani benim kafam dağılsın diye. Aynen. Sağ ol. Sağ ol. Elimden de başka bir şey gelmiyor ama... Yani sen istersen konuşmam. Yanımda olurum ama sadece susarım. Sen nasıl istersen. Ben nasıl istersen dedim değil mi? O zaman sana bir şey soracağım. Sor tabii. Bu bana gelen mektup. Onu okumadın değil mi? Yani okusan söylerdin çünkü. Hayır, okumadım. Hem okusam niye sana söylemeyeyim? Sen bana güvenmiyor musun? Yok hayır, yani güveniyorum da yani belki çekinmişsindir benden, ne bileyim. Hayır, gerçekten okumadım. Özür dilerim. Kusura bakma, biliyorsun bu mektup benim için çok önemli. Yani mektup geliyor, bir anda ortadan kayboluyor. Anneannem Ahmet amcalara gidiyor, fenalaşıyor. Yani aralarında bir bağ kurmaya çalışıyorum. Ama bunun için mektup lazım. Mutlaka onu okumam lazım. Sana o yüzden sordum. Neden Kerem'in babasıyla konuşmuyorsun peki? Çünkü doğruyu söyleyeceğinden emin değilim. Ben olsam kendimi yiyip bitireceğime gider konuşurdum. Ne var ne yoksa sorardım. Ha, cevap alırsın olamazsın, orasını bilmiyorum. Ama en azından konuşup rahatlarsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.